Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savaşı'ndan çok ilginç fotoğraflar gündeme geldi sosyal medyada. Bu fotoğraflar Amerikan yapısı AGM-88 Harm füzelerinin enkaz fotoğraflarıydı. Acaba bu hangi uçaktan atılmıştı? Bölgede Amerikan uçakları mı operasyon yapıyordu veya Ukrayna Hava Kuvvetleri elindeki eski nesil Rus savaş uçaklarına bu füze entegre mi edilmişti? Gerçekten bu sorunun cevabını biz meraklılar ciddi böyle takip ederken sonunda haber The Drive olarak isimli bir internet sitesinden geldi. Pentagon kaynaklarına dayandırılan habere göre Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin elindeki MiG-29'lar AGM-88 Harm füzesi kullanılacak standartlara yükseltilmişti. Peki bu füze nedir? Hangi özelliklere sahip? MiG-29'a nasıl entegre ediliyor? Bu füzeden Türk Hava Kuvvetleri kullanıyor mu? Bu videomuzda AGM-88 Harm füzesine birlikte bakıyoruz. Bir hava savunma sistemi için gerçekten radarlar çok önemli. Radarlarla çok uzun mesafeli alanlar, hemen hemen her türlü irtifada taranmaya çalışılıyor. Bu ufacık bir drone, bir İHA olabilir veya yüksek irtifadan gelen ağır bir bombardıman uçağı olabilir. Bu irtifalarda uzun menzillerden tespit radarlarla gerçekleşiyor. Peki hava savunma sisteminde radarları vurursanız ne olur? Sistemi köreltmeye başlarsınız ve bu tür operasyonlarda da kullanılan füzeler anti-radyasyon füzesi adını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır Vietnam Savaşı'ndan bu yana anti-radyasyon füzeleri konusunda çalışmalar yapılıyor. Bunlar için özel uçaklar, özel görevler tasarlanıyor ve bu füzenin günümüzde kullanılan en yeni versiyonu yine bir Amerikalı savunma devi Raytheon'un imal ettiği AGM-88 Harm serisi. Halen bu füzeler Amerikan Hava Kuvvetleri'ne F-16'lar tarafından atılıyor. Donanmada F-18 savaş uçakları tarafından kullanılıyor. Etraftaki herhangi bir tehdit alındığı zaman radarları köreltmek üzere bu radarların yaydığı sinyaller tespit ediliyor. Bu füzeler tarafından hani nasıl örneğin ısı güdümlü füze, uçağın egzozundan çıkan 600 küsür derece civarında olan o sıcaklığı takip ediyorsa veya bazı füzeler uçakların yaydığı elektronik sinyalleri takip ediyorsa, aynı şekilde bu antiradyasyon füzeleri de radarların izlerini, sinyallerini takip ederek hedefini vuruyor ve radarı kullanılamaz hale geliyor. Temel olarak işin felsefesi bu şekilde. Peki bu füzeler nasıl kullanıldı Ukrayna topraklarında? Haber ilk geldiği zaman, bu enkaz görüntüleri paylaşıldığı zaman, ki Rus kaynaklı web sitelerinde bunlar çıkmaya başlamıştı. Benim aklıma gelen ilk düşünce, belki Ukrayna hava sahasında giren bir Amerikan uçağı veya daha batı yapısı uçaklar geldi. Fakat sonrasında tabii bu da bir aynı zamanda risk. Düşünün, işte bir Amerikan F-16 uçağının Ukrayna'da vurulduğunu veya başka bir uçağın bir şekilde tespit edildiğini, gerçekten savaşın boyutunu farklı bir yere götürecek bir durum. Ama olayın böyle olmadığı kısa süre içerisinde anlaşıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki MiG-29'lara Harm füzesi atmak üzere bir modifikasyon yapılmıştı. Peki bu modifikasyonlar nasıl yapılıyor? Öncelikli olarak yaklaşık ağırlığı 200 küsür kilogram olan Harm füzesinin kanat altında veya gövde altında taşınması için o paylonunda bir değişiklik yapmanız lazım. O sadece dışarıdan gözüken bir durumu. O füzenin çalışabilmesi için uçağa ek sistemler konulması lazım. Bazı batı yapısı sistemlerin entegre edilmesi lazım. Bu tabii ki çok ciddi bir mühendislik çalışması. Ve sonrasında da onların atış testlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani Şubat ayında başlamış, işte 6. ayını geride bırakmış bir savaş için bunların yapılması gerçekten çok enteresan. Bir de en önemli konulardan bir tanesi de Amerika'nın böylesine bir füzeyi, önemli bir füze, çok az ülkede bulunan füze, bu füzeyi Ukrayna'ya vererek Ukrayna'daki doğu yapısı bir uçağa bunun modifikasyonunun uygulanmasının sağlanması, bu da gerçekten olayı ilginç bir boyuta doğru götürüyor.
Peki Ukraynalılar bu özelliği kazandıktan sonra neler yapmaya başladılar? İşte başta Kırım olmak üzere çeşitli bölgelerdeki Rus hava savunma sistemlerini vurmaya başladılar. Vurduğunuz zaman hava savunma sistemini devre dışı bıraktığınız zaman işte yapılacak seyir füzesi atışları olabilir, uçaklarla taarruzlar olabilir. Onların elini çok rahatlatıyorsunuz tabiri caizse. İşte eti kemiğinden ayırıyorsunuz, löpet haline getiriyorsunuz ve çok daha rahat ve risksiz bir operasyon yapılması sağlanmış oluyor. Şimdi aynı zamanda AGM-88 HARM antiradyasyon füzeleri Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Bu iş için özel bir filomuz var. Amasya'nın Şirin ilçesi, benim de hayatımın 4 yılı geçtiği Merzifon'da bulunan 5. Anajet Üs Komutanlığı var. Buradaki 151. filo bu görevi gerçekleştiriyor. Anadolu Kartalı tatbikatlarında da görüyoruz. Diğer tatbikatlarda da bu filo görev yapıyor. Bu filonun ana görevi düşman radar hava savunma sistemlerinin bastırılması. Bu takılan HARM füzeleriyle göreve gidiyorlar. Düşman radarlarının yaydığı elektronik sinyaller takip ediliyor ve buraya füze atışı gerçekleştirilerek bu radarlar devre dışı bırakılıyor ve sonrasında tabii hava savunma sistemleri tabiri caizse kör hale getirildiği için diğer uçakların yaptığı operasyonlar çok daha hızlı ve daha az riskli gerçekleştirilmiş, yani risk oranı oldukça düşürülmüş hale geliyor. İsterseniz bir de AGM-88 HARM'ın biraz teknik özelliklerine bakalım. Bu füze öncelikli olarak Amerikan Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgi notlarına göre birim maliyeti 200 bin dolar olarak belirlenmiş. Bu füzenin toplam fırlatma ağırlığı yaklaşık 360 kilogram. İtki gücü ise çift darbeli roket motoruyla sağlanıyor. Boyu füzenin 4 metre 14 santimetre ve de 25,4 santimetre de çapa sahip. Kanat açıklığı ise 101,6 santimetre ve verilen menzil kitap değerlerine göre 48 kilometre ve üzeri, hızı ise süpersonik, yani ses hızının üzerinde çok rahatlıkla atılabilen bir füze sistemi. Bu sistem halen Amerikan Hava Kuvvetleri'nde F-16'larda, donanmada F-18'lerde, aynı zamanda Tornado'da kullanılan bir füze sistemi ve envantere girişi de 1984 yılı olarak ifade edilmiş durumda. Evet, Batı gerçekten Rusya'nın canını acıtacak bazı silah sistemlerini Ukrayna'ya vermiş durumda. İşte bu HARM AGM-88 bunlardan bir tanesi ve bu bile bazı konularda Rusya ile olan dengeleri bile çok hızlı değiştirmiş durumda. İşte bazı silahlar neleri değiştirebiliyor görebiliyorsunuz bunlarla ilgili. İlerleyen bir dönemde işte uçak temininde özellikle Ukrayna çok ciddi sorunlar yaşıyor. Belki Batı yapısı uçakları da Ukrayna envanterinde görebiliriz gibime geliyor ama gerçekten savaş uzadığı zaman her iki taraf için de maliyetleri çok yüksek hale geliyor. Savaşı gerçekleştirirken bir taraftan da elinizdeki kaynakları tüketmeye başlıyorsunuz. İşte bakıyorsunuz, işte Rusların düşürülen, kullanılan Orlan-10 tipi İHA sistemleri, bunlar basit sistemler. Onların üzerine artık gelişmiş kameralar yerine normal fotoğrafçılıkta kullanılan DSLR makineler çıkmaya başlıyor. Bu da ayrı bir savaşın gerçekten kaynakları yok ettiğinin çok önemli bir göstergesi. Bu videomuzda AGM-88 füzelerinin MiG-29'lara takılması konusunu sizlere anlatmaya çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz, bir de altına yorum yazarsanız videomuzun daha çok insana, daha çok izleyiciye ulaşmasını sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.